merhabalar Fulya'na. Merhaba Yağmur. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığınız için, geldiğiniz için. Bugün konferansınızdan çıkıp geldiniz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Çok mutlu oldum. Hem seni tanıdığıma hem yaptığım bu işin verdiği manevi tatmine de ortak olmak istedim aslında. O yüzden çok ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok teşekkürler. Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi bir tanıyalım. Olur. Hikayem biraz karışık ve uzun aslında ama şöyle başlayayım. Ben 10 yaşında geldim İngiltere'ye. İlkokulu Türkiye'de, İstanbul'da okudum. Ardından ortaokul, lise, kolej, üniversite, yüksek lisans, bütün eğitim hayatımı İngiltere ve Kanada'da geçirdim. Türkiye ve İngiltere arasında bir yaşantım oldu bunca yıl. Ve yaptığım işten ötürü de her iki ülkede de şirketleşme ve kurumsallaşma ayaklarını tamamladım. Hem evliliğimle alakalı, hem işimle alakalı, hem Türkiye'de hem İngiltere'de yerleşeyim diyebiliriz. Peki bu hikaye nasıl ve neden başladı? 10 yaşında gelmenizin süreci nasıldı? Biraz onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Ben zannediyorum şöyle diyebiliriz. 12 Eylül'ün etkilediği, parçaladığı, yurt dışına gönderdiği ailelerden birinin çocuğuyum. Babam o zamanki süreçlerden işleri çok etkilendiği için İngiltere'ye taşınmak durumunda kalmıştı. Böyle bir background'u var hikayemin. Biz 5 kardeş, anne baba İngiltere'ye yerleştik. En küçüğümüz 1 yaşındaydı o zaman. Ve bir şekilde burada tekrar babam aynı mesleğini, tekstil sektöründeki mesleğini devam ettirebildi. O konuda çok şanslıydı. Çünkü maalesef Türkiye'den gelen pek çok ailene bunu göremiyoruz. Farklı iş alanlarına, iş kollarına yönelmek zorunda kalıyorlar. Geçimlerini sağlayabilmek için. Babamın böyle bir mesleği vardı. Onu da burada devam ettirebildi. Fakat şimdi İngiltere'de tekstil sektörü de öldü. Maalesef buradan da başka ülkelere taşındı üretim. Annem babam da emekli oldu zaten ama hala buradalar. Bütün kardeşlerim burada, annem babam burada. Yaklaşık bir 35-40 sene bir geçmiş var. Evet, uzun bir hikaye. Evet, evet. Peki o günden bugüne hayatınızda neler değişti? O 10 yaşındaki sizle bugünkü siz arasında neler var? O günden bugüne neler fark ettiniz? Nasıl bir süreçti? Şimdi farkındalığı yüksek çocuklarda belki de çok daha göze çarpan bir faktör bu. Taşınmanın, başka bir ülkeye yerleşmenin, başka bir dilde düşünmeye, okumaya, yaşamaya başlamanın getirdiği zorlukları ben çok hissettim. Ve de ailede bunun yükü de tamamen benim omzumdaydı. İşte anneye babaya tercümanlık yapmaktan, kardeşlerinin okulda ebeveynliğini yapmaya kadar birçok o dış görevler benim üzerimeydi. İşte resmi ilişkileri bankalarla, devlet daireleriyle, fatura kurumlarıyla hep ben yürütürdüm. Yani ailenin Dışişleri Bakanı gibi bir pozisyondaydım. Hep terlik görevi 10 yaşına itibaren. Erken büyüdüm zaten. Evet, sanki böyle bir danışmanlık işine o zamandan hazırlandım hayat şartlarıyla diyebiliriz. Sadece kendi kardeşlerimin okullarıyla değil, çevredeki diğer ailelerin, eşin, dostun, akrabanın da çocuklarının okullarıyla da çok yakından ilgileniyordum. Ders seçimleri, sınav hazırlıkları vesaireleri. Oradan böyle bir sanki şartlar beni bu mesleğe sevk etti gibi bir durum oldu aslında. Ve üniversite yıllarımda hep hayalim siyasetti. Uluslararası ilişkileri bu yüzden okudum. Babamın benim için hep bir kadın başbakan hayali vardı nedense. O hayali yaşamak için belki de bir uluslararası ilişkiler tercihimiz oldu. Sonra yüksek lisansta uluslararası hukuk okudum. Baktım ki bana göre değil o alan. Uluslararası ilişkilerin o ülkeler arası, insanlar arası, kültürler arası birleşimini çok sevdim. Bu beni çok mutlu etti. Orada aldığım sonuçlar, insanların hayatına dokunabilmek, bir şeylere yardımcı olabilmek beni çok mutlu ediyordu. Daha sonra yüksek lisanstan sonra Büyükelçilik'te çalışmaya başladım. Bizim Londra Büyükelçiliği'nde, Belgrade Square'de basın müşavirliğindeydim. Oradan da o zamanlar tabii bu kadar geniş çaplı danışmanlık firmaları, danışmanlar, yurt dışı eğitim sektöründe çalışanlar yoktu insanları yönlendirecek. Bana çok fazla talep gelirdi. İşte şu gelecek, bu gelecek, şöyle bir eğitim istiyor, böyle bir eğitim istiyor diye. Genelde o zamanlar dil ağırlıklıydı. Türkiye'de üniversiteyi okuyup da yurt dışında İngilizce öğrenmek ve Türkiye'ye geri dönüp işine, gücüne bakmak amaçlı daha çok İngiltere'ye gelinirdi.
onlara yardımcı olurdum. Okul kayıtlarıydı, vizeleriydi, vize için gerekli belgelerdi. Oradan başladım. Daha sonra meslek olarak bunu da edindiğimde yetkinlik belgelerini aldım, sınavlarını aldım. English UK'den, British Council'dan bunların sertifikasyonlarını aldım, eğitimlerini aldım, sınavlarını verdim. Ve müşteri kitlem genişledi. Ve daha çok sadece dil değil, üniversite, yüksek lisans, zamanla hatta şimdi daha fazla yatılı okul, özel okul kayıtlarıyla ilgili daha fazla çalışmaya başladım. Ve şunu da söyleyebilirim ki benim için de çok farklı bir vizyon oluşturdu. O okulları gidip görmek, o üniversiteleri gidip görmek, verilen eğitimlerin farklarını keşfetmek, bunları vurgulayabilmek, aktarabilmek, insanların ufkuna, vizyonuna bir şeyler katabilmek bana da çok şey kattı. Bir de ben öğrenmekten çok keyif alan birisiyim. Halen de kendi eğitimimi de her alanda her zaman devam ediyorum. O yüzden kişiliğime de çok uydu aslında bu iş diyebilirim. Peki o 10 yaşında geldiniz ve burada tabii ki de bir sorumluluk aldınız hep aslında. Siz okula gidip İngilizce öğrendiniz. Evet, ve çok hızlı olmak zorunda kaldı. Evet. Ve ailenizle işte o bütün o aradaki eksiği siz aslında çocuk olarak da doldurmak zorunda kaldınız. Bir, aslında bu ülkeye yabancı olarak nasıl bir histi sizde yarattı? Neler hissediyordunuz? Mesela anneniz babanız okula gelebiliyor muydu? Okulla etkileşim içinde miydi? Siz bir gurbet denilen o eski söylemle, o gurbetçi ailenin çocuğu olarak okulda o hisleriniz nelerdi? Neler yaşadınız? Şimdi bir kere her şeyden önce annenin, babanın buradaki yaşantıyla çok doğrudan organik bir bağı olmuyor. Hep çocuklarının üzerinden oluyor. Çünkü anne baba ekonomik kaygıları daha ön planda olduğu için veya işte asimilasyon korkuları daha fazla olduğu için, kültürel bağlarını koparmamak adına daha güçlü bir muhafazakar yapıya büründükleri için çocukları üzerinden İngiltere ile dış dünya olarak iletişimlerini kuruyorlardı. Dolayısıyla da ben açıkçası hani çok az hatırlarım annemin babamın okula geldiğini. Ben sadece ortaokul mezuniyetimde bilirim geldiklerini. Kardeşlerimin hepsine ben gittim ebeveyn olarak mesela. Next of kin listesinde hep ben vardım kardeşlerimle. Veli toplantılarına ben giderdim. Sadece bununla da kalmıyordu. Birçok karar alırken ülkedeki işleyişi, süreci, sistemi anneye babaya sen anlatıyorsun. Doktordaki işlemlerden tutun, işte ev taşımaya, belediyedeki işlemlere, resmi kurumlara, işte her şeye bir form doldurularak başvuruluyor. Form doldurma ustası olmuştum ben 13-14 yaşında. Herkes formunu bana getiriyordu. Çocuk parasına başvuracak. Yani çocuk parasına başvuracak. Türkiye'den bilmem kim getirecek. Evlilik yapacak. İşte doğum oldu, pasaport alınacak gibi. Bütün bu işlemler, düşünün o zaman internet yoktu, her şeyi telefonla hallediyorduk ama gene işte şuradan form iste, buradan formu doldur gönder derken 13-14 yaşında yetişkin bir insanın yaptığı işleri bana yaptırıyorlardı ve ben bunun aslında o yaşta bu kadar da büyük bir yük olduğunun da farkında değildim. Sanki her ailenin büyük çocuğu bunu yapıyormuş gibi bir süreç oldu o zaman. Ve zannediyorum biraz da buna bağlı olarak buradaki aileler çok fazla İngilizce öğrenmek, İngiltere'de bir toplumsal bağ kurmak, bulundukları içinde bulundukları alanı, sosyal çevreyi genişletmek ihtiyacı da duymadılar. Çocuklar o köprüyü kurdular. Anneyle babayla dışarısı arasında. Ve o yüzden de anne baba çok fazla entegre olamadı. O jenerasyon 70'lerde, 80'lerde gelen jenerasyon getirdikleri takvimde kaldı. Ben bunu hep söylüyorum. Benim kendi anne babam için de geçerli bu. İngilizceyi çok iyi anladıkları halde gene çocuklarını birçok alanda daha ön plana sürmek, onların o işleri yapmasını sağlamak için belki de o alandaki cesaretlerini hiç sınamadılar.
hiç kullanmadılar. Bir bankada işlerini kendileri görmedi, bir doktorda işlerini kendilerini görmediler. Ben eminim o jenerasyon kendi annem babamdan tecrübeyle çok iyi İngilizce biliyorlar. Ve çocuklar bu görevi üstlendiği için belki de entegrasyonları da bu şekilde bir şeye uğradı, sekteye uğradı diyebiliriz. Evet. Peki bunlar size neler öğretti? Valla çok güzel şeyler öğretti aslında. O zamanlar tabii düşünmüyorsun dediğim gibi bunun bir yük olduğunu, bunun senden büyük bir süreç olduğunu, bunun çok olgun bir iş, bir düşünce yapısı olduğunu gerektirdiğini. Çünkü örneğin form dolduruyorsun. O formda tarihler, ne bileyim o formda belli şeyleri şey yapmak zorundasın. Kotarmak zorundasın o ailenin. Doğru bir süreç üretmek zorundasın. 13 yaşındaki bir çocuk o formu doldurduktan sonraki süreçleri nereden bilir? Bunları hep o yaşta tecrübe ediyorsun. Ve bakıyorsun ki ha bunu bir yerde yaptım, bir aileyle yaptım oldu. Ha öbür aileye de kopyala yapıştır, öbür aileye de kopyala yapıştır şekilde yürütüyorsun. Getirdiği olgunluk hakikaten şu andaki Z jenerasyonunda yok. Bizim çocukluğumuzda aldığımız sorumlulukların bize getirdiği olgunluk belki de böyle bir çocukluktan doğrudan yetişkinliğe, ergenliği hiç yaşamadan o aradaki yılları direkt atlayarak çocukluktan doğrudan yetişkinliğe taşıdı bizi. Bu bir dezavantaj aslında. Çünkü hiçbir zaman yaşıtlarımızla çıkıp gezemedik. Hiçbir zaman böyle bir İngiliz arkadaşlarımızla çok rahat bir araya gelemedik. Hep evde mesela İngilizce konuşma yasağımız vardı bizim. Babam asla evde İngilizce konuşturmazdı. Evdeki telefonunu İngiliz arkadaşımız arayamazdı. Türk arkadaşlarımız arardı, Türkçe konuşurduk. Böyle bir kontrol mekanizması, çocuklarımız kimlerle arkadaş oluyor, nasıl bileceğiz? Konuşmalarına, arkadaşlarına hakim olursak bileceğiz değil mi? Ve İngilizle bu kontrolü uygulayamayacaktı. Dolayısıyla da böyle bir şey oldu o dönem yaşantımızda. Belki Türkiye'de bunu yaşamazdım. Türkiye'de büyüyor olsaydım. Çünkü konudan komşudan bu kadar sakınılmazdım. Ama bu ülkede öyle bir daha ekstra bir katmanı oldu koruyucu güdülerinin, anne babanın. Ama onun dışında başka bir kültürü yaşamak, başka bir kültürü öğrenmek, buradaki eğitim sistemini keşfedip ondan faydalanmak ve de eğer biraz daha aklın akademik ve hani ders konularında daha yatkınsan, daha çalışkansan çok daha keyifli bir şeydi bence. Ben çok mutluydum buradaki öğrenciliğimde, okuldaki yıllarımda. Her ay neredeyse okuluma yeni bir Türk öğrenci gelirdi. Hepsinin kayıtlarında beni çağırırlardı müdürün odasına, form doldurulacak, aileye tercümanlık yapılacak falan. Hepsi derslerde yanıma oturtulurdu. İşte Fulya İlkay'a anlatsın, Fulya Saniye'ye anlatsın, Fulya bilmem kime anlatsın diye. Hep hatırlıyorum, bir de kız okulundaydım. Yine bir ekstra koruyuculuk katmanının sonucu. Kız ortaokulu, kız lisesi. Karşı cinslerle çok sakınıldık o dönem. Hani bunun ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır şimdi. Kendim eğitim danışmanıyım. Kız okullarına hangi gözle bakıyorsun diye sorarsan orada da benim artı ve eksi olarak anlatabileceğim çok şey var. Ama kendim kız okulundan Türkiye'de geçer miydim? Hayır. Türkiye'de karma bir eğitimden geçerdim. Ama burada olması böyle bir tercihe çok Türk aileyi sevk etti diye düşünüyorum. Evet. Peki siz o 10 yaşındaki o göç yolunda ne hissetmiştiniz? Yani İngiltere sizin için ne ifade ediyordu? İlk uçağa bindiğimizde o zamanki okuldaki İngilizceyle neydi? İşte şeyi biliyorsun, işte inek, tavuk, koyun bunları biliyorsun. Birden ona kadar sayıları biliyorsun. My name'imizi biliyorsun falan. Geldik havaalanında işte memur soruyor adın ne senin, yaşın ne senin. Ben söylüyorum ya, aa bu İngilizce biliyor deyip beni yanlarına alıp sonra diğer çocuklarınkini sormaları falan böyle. Aklımdaki İngilizce ile ilgili ilk o anı o mesela. Havaalanındaki tercümanlık. Bildiğim 50 kelime yok ama. Okuldan kalan. Ardından tabii ki işte mesela şey çok enteresan gelmişti. Yemekler çok farklı gelmişti burada. O zaman Türk marketleri, bakkalları bu kadar çok yoktu. Bu kadar her ürüne erişemiyorduk. Bir tane marketimiz vardı. Haftanın bir günü ailecek oraya gidip bir şeyler alabiliyorduk. Biz de şeyi çok severdik. Türkiye'den gazete gelirdi.
gazete, dergi almayı çok severdik ablamla. Gırgır gır gazete şey gelirdi işte. Kıbır gelirdi, Leman gelirdi falan. Onları alıp okumayı, oradaki esprilerle güncel kalmayı, Türkiye'de neler konuşuluyor, nelere gülünüyor, o kültürle biraz daha şey olmayı hatırlıyorum. Özellikle hani derler ya, it was something you look forward to. Çok böyle heyecanla beklediğimiz bir gündü onu alıp okumak. Cuma gecesi sabaha kadar gırgır okunur, gülünürdü evde. Sonra tabii o zamanlar Türk televizyonlar yok. Video kasetçiler var. Express TV Video diye bir yer vardı. Giderdik oraya, ismimizi yazdırdı babam filmlere. İşte Kemal Sunal'ın yeni filmi gelmiş. Zeki Alasya Metin Akpınar'ın yeni filmi gelmiş. İbrahim Tatlıses'in yeni filmi gelmiş. İsimler yazılırdı. Telefon gelirdi. Sizin sıranız geldi. Giderdik kaseti alırdık evde. 3 kere 5 kere o kaseti seyrederdik falan. VHS film dönemi tabii. 80'ler. Oradan yine Türkiye'deki o kültürden yine bir bağın kopmuyor. Oradan da gene bir şey oluyor. Bir ilişkin devam ediyor. Dille, kültürle. Çünkü mizah anlayışı devam ettiği sürece aslında o kültürün içindesin. Burada da öğrencilerime, çevreme hep söylediğim şey şu. İngilizce espri yapabiliyorsan, esprine güldürebiliyorsan, yani bir İngiliz'in sana yaptığı espriye gülebiliyorsan, sen dil konusunda artık eşiği geçmişsin demektir. Hep bunu söylüyorum. O yüzden dil öğrenme amaçlı burada olanlara hep söylüyorum. Pub'lara gidin. İnsanların sosyal alanı bu ülkede pub'lar. Yaşam alanı. Hiç geçmesen bile, evet, yaşam alanı sonuçta. Toplandıkları yerler, eskiden tarihsel anlamı pub'ların, düğünlerinin, derneklerinin, cenazelerinden sonraki yemeklerinin bile yapıldığı yerler İngilizler için. Sosyal alanları. Dolayısıyla da çok şeye şahit olabiliyorsun. Ve çabuk öğreniyorsun. Komedi şovları çok fazla yapıyor. Aynen, yani pop oyunları var, aile günleri var, değil mi? Evet, yani bunlar aslında bu kültüre entegre olmanı sağlayacak etkenlerden biri aslında. Böyle şeyleri yapmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki siz o süreçte geldiğinizde mesela bu kültüre adapte olma sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız? Çünkü okulda aslında işte yabancı arkadaşlarınız var, İngiliz arkadaşlarınız, Pakistanlı, Hindistanlı. Yani oralarda neler gözlemlediniz? Ben mesela şeyi çok gözlemliyorum burada. Biz evet Türk aileler, geçmişten gelenler, şu andakilerde hani ne kadar çocuklarını daha kendi içlerinde tutmaya çalışsalar da işte Afrikalı bir aile de bunu yapıyor. Hindistanlı bir aile de, Pakistanlı bir aile de. Siz bu konuda neler gözlemlediniz? Ama çocuklar bunu yaşamıyor işte. Çocuklar çok daha doğal, doğrucu, dürüst ve olduğu gibi. Çocuklarda böyle duvarlar yok. Çocuklarda böyle korkular, endişeler yok. Biz arkadaş edinirken rengine, memleketine bakmadan, şivesine bakmadan arkadaş oluyoruz. O yüzden mesela benim okulum her ne kadar kız okulu olsa da çok milletli, multikültürel bir okuldu ve İngiltere'nin en çok göç alan mahallelerinden birindeydik. Yani 70 farklı milletten öğrenci olduğunu söylerdi müdür bize toplantılarda ve bununla gurur duyardı. Çok kucaklayıcı bir öğretmen kadrosu vardı. Beni çok iyi hatırlıyorum. Orta ikinci sınıftan başlattılar burada yaşım itibariyle ve Eylül'de başladım. Haziran sınavlarında okul birincisi olmuştum. Orta ikinci sınıfın sene sonu sınavlarında ve bana bunu nasıl yaptın, hani bu kadar İngilizce nasıl yaptın diye sorduklarında dersler çok kolay geliyor. Okuduğumu anlıyorum. Her ne kadar ifade edemesem de belki kendimi bir İngiliz kadar, ama okuduğumu anlıyorum ve dersimi yapabiliyorum. Bu benle senin aranda herhangi bir fark oluşturmamalı diye düşünüyordum. Belki de biraz daha fazla asılıyordum derslerime onlardan, o farkı kapatmak için. O hırs oluştu bende çünkü. Okulda şeyi hissediyorsun. İngilizceyi oyun bahçesinde öğreniyorsun ip atlarken, top oynarken. Ama bunu farkındalıkla öğrenmiyorsun. İstem dışı bir öğrenim var. Çocuksun çünkü. Bahçede bir şey duyuyorsun. Sınıfta bir şey duyuyorsun. Soyunma odasında bir şey duyuyorsun. Yemekhanede bir şey duyuyorsun. Hop o gün akşam eve gidip bakıyordum. Bir liste yapıyordum. Bugün 20 yeni kelimem olmuş. Bilinçli bir şekilde İngilizceni
ve eğitimin üstüne düştüğüm için de okul benim çok mutlu yıllarımdı. Ama her çocuk için bunu söyleyemeyeceğim. Burada çok boşluğa düşen çocuklar var. Veliler burada okulları Türkiye'ye göre daha serbest buluyor. Daha az takip edilen gibi görüyor. Halbuki burada çocukların daha bir birey olduğu kabul ediliyor ve kendi içlerindeki dünyalarında kendilerini keşfetmelerine alan yaratılması gerektiğine inanılıyor. Eğitim sektöründeki, eğitim anlayışındaki ve sistemdeki farklılıklar da velilerin ebeveynliklerini sorgulamasına yol açıyor. Yani burada anne baba sisteme müdahilede olamadığı için çocuğunu kaybettiğini, çocuğunu sisteme kurban ettiğini falan düşünüyor. Belki de çocuk burada kendisinin ona Türkiye'de kurduğu hayal ve kurduğu meslek yolunun dışında bir şeye çıkınca aile orada bir başarısızlık olarak bunu algılıyor. Çünkü farklı bir eğitim sisteminden geliyor. Çünkü Türkiye'de birey olarak tamamen bireyliğinin kitleniyle parçasısın. Tamamen bir toplumcul eğitim var. Evet. Ezbere bir eğitim var. Ne veriliyorsa onu alacaksın. Dışına çıkamazsın, kendini düşünemezsin, sorgulayamazsın. Evet. Burada da tam tersi. Mesela benim en çok ilgimi çeken şeydir. Bunu ailem de söyler. Ders kitabımız yok bizim. Okula başladığım ilk gün dersler veriliyordu. Her derse giriyordum. Her dersin bir defteri vardı. İşte tarih yeşil kaplı, coğrafya sarı kaplı, Almanca kırmızı kaplı defterler. Okul veriyordu. Hala öyle sanırım. Hala öyle. Ders kitapları, kaynakları okulda öğretmen o dersi ne işleyecekse o sınıfa getiriliyor, götürülüyor. Kaynaklar okula ait. Çünkü öğretmen dersin içeriğini sınıfa göre şekillendiriyor. Öğrencinin sorgulamasına göre şekillendiriyor. İhtiyaca göre şekillendiriyor. Bu da tabii ki öğretmenin yetileri, yetkinlikleri de devreye çok giriyor. Öğretmenin kendini yetiştirebilmesi, ne kadar bilgi sahibi olması veya mesleğini ne kadar sevmesiyle de çok alakalı olabiliyor öğrenciyi o derse bağlarken de. Bu farklılığı görünce tabii ki sistemi sorguluyor. Ya biz bir sürü kitap alırdık, sözlü cetvelini her şeyi biz alırdık. Her şeyi okul veriyor. Çocuk sanki zorlanmamış gibi hissediyorlar. Çocuğa sanki hani eksik geliyormuş gibi hissediyorlar. Evet. Peki burada böyle çok şaşırdığınız olaylar nelerdi desem? Sizi şaşırtan. 10 yaşındaki Fulya'yla şu andaki size giden süreçte. 10 yaşındaki Fulya aslında hani çok böyle çocuk sonuçta. Türkiye'ye hasreti, Türkiye'ye bağlılığı, Türkiye'ye sevgiyi henüz belki de tam olarak keşfedememiş, yerleşememiş, aidiyet duygusu, vatandaşlık hissi çok oluşmamış bir birey olarak buraya geldi. Ve burada da aldıklarıyla aile içinde evde tamamen Türkiye'de, kapıdan dışarı çıkınca tamamen İngiltere'de iki ayrı dünya yaşadı Fulya. Evde hiçbir İngiliz yemeği pişmezdi. Hala da pişmez annemin evinde İngiliz yemeği mesela. Hani biz pazardan pazara rosto yaparız. Evet bu bir İngiliz yemeği ama hani bu bizim için geleneksel bir aile yemeği gibi bir şey oldu. Yoksa bir kim hangi tür pişiriyor 30-40 sene İngiltere'de? Shepherd's pie, cottage pie, ne bileyim toad in a hole falan, pigs in blanket. Bunlar hiçbirimiz yok. Hala domuza karşı, domuz ürünlerine karşı böyle bir kültürel veya dini ön yargılarla yaşayan aileler var. Ya da ne bileyim yemek kültürlerine ya da aile içi davranış biçimlerine çok yadırgayan gözlerle bakanlar var. Mesela ayakkabı çıkarmak, evde ayakkabı çıkarmak olayı bizde annemin babamın çok ciddi uyguladığı bir şeydi. Eve tamirci gelirdi kalorifere, boylara, pencereye bir yere. Hemen kapıda böyle önlerine terlik koyarlardı. Çıkar ayakkabıları bunları giy diye. Şaşırırlardı. Ben de hepsine tek tek açıklamak zorunda kalırdım. Ayakkabıyla girmiyoruz, kapıda çıkarıyoruz falan diye. Mesela böyle şeyler. Hep onların sorumluluğu da sizdeydi. Evet mesela. Sonra mesela bu şeyin sıcak soğuk suların ayrı ayrı musluklarda olması. Bu hala herkesin sorguladığı bir şey. Ondan sonra kedisi köpeği olan ailelerin, İngiliz arkadaşlarımın kedisinin köpeğinin mama tabaklarını bulaşık makinesinde kendi tabaklarıyla yıkamaları. Bizimkilerin mesela hiç kabul etmediği bir şeydir bu. Böyle şeyler. Alışverişte miktar. En çok dikkat ettiğimiz şey çocukken çok şaşırırdık. Biz kilolarca meyveler alıyoruz. Biliyorsun 2 kilo elma, 3 kilo portakal, koca bir karpuz.
buraya ilk geldiğimizde bir domates, iki soğan, bir salatalık böyle alışveriş yapan İngilizlerle karşılaştığımızda o zaman çok şaşırıyorduk. Ya nasıl iki domatesi dört kişilik aile bir hafta ne kadar nasıl yiyor diye düşünüyorduk. Ama tabii bu da kültürel bir fark. Aynen. Çünkü onlar, biz aylık alıyoruz mesela. Aylık da bir aylık alışveriş yapıyor. Haftalık da bir haftalık alışveriş yapıyor. Onlar günlük alıyor, günlük yiyor. İsraf konusunda bizden daha dikkatliler. Kişi sayısına göre yemek yapıyorlar evde. Ekstra bir tabak asla artmıyor. Birbirlerine ağırlama kültürleri yok. Sofraya ekstra bir tabak koyma olayı yok mesela. Hani ağzında bir misafir geldi, onların önüne koyacak bir yemek yok. Ama bizim Türklerde her zaman kimin evine giderseniz gidin, mutlaka bir börek, bir kek, bir çörek ikram edilecek bir şey olur mu? Doyurulur millet. Çok özleniyor. Ama bu mesela İngilizlerde yok. Bu bana çok değişik geliyordu. Tabii içine girdikçe anlıyorsun. Daha bir bireysel yaşantı var burada. Herkes kendine has bir bütçeyle ve planla yaşıyor. Çocukların 16 yaşına itibaren işin çalışma hayatına atılması, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışması ve ailelerin bunu teşvik etmesi, bu bize çok ters geliyordu o zaman. Bakıyorsun Türk ailesi 30 yaşına da gelse, 40 yaşına da gelse, anne baba çatısı altında çocuklar. Hala da öyle. Her ne kadar işte zaman değişse de, çağ atlasak da, çocuklarımız daha geç evlense de, yine de annenin babanın evinde o çocuğun odası var. Evet. Değil mi? Yazlığında da var, kışlığında da var. O hiçbir şey olmayacak, kalkmayacak bir unsur bence. Burada yok. Çünkü çocuklar evden taşınınca İngilizlerin downsizing diye bir olayı var. Evlerini hemen küçültüyorlar. Üç odalı ev miydi? Çocuk gitti mi? İki odalı eve taşınıyor. Çünkü büyük ev yük, külfet, maliyet geliyor. Bu downsizing mesela bizde yok. Bizde daha tam tersi, çocuk gidiyor, torunlarla geliyor. Evet. Mesela. Bunlar güzel. Onlar için değişik şeyler, farklılıklar ama gözlemledikçe de anlayabiliyorsun. Ben bir de burada büyüdüğüm için zannediyorum o zihin yapımı buraya daha çok adapte edebildim. Anlıyorum ve açıklayabiliyorum da sebebini. Yargılamıyorum. Bunu şundan dolayı böyle yapıyorlar. Tarihsel bir süreci var bunun. Mesela danışmanlık yaptığım aileler genelde işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden geliyorlar ve hep istedikleri oralardaki gibi büyük bahçeli, büyük tesisli, işte basket sahası da olsun, yüzme havuzu da olsun ama Londra'nın merkezinde olsun tarzında okullar aranıyor. Ve burada bir şeyi anlatmaya çalıştığım zaman, İngiltere'yi anlatmaya çalıştığım zaman ilk başta kurduğum cümle şu: bakın, burası bir ada ülkesi. Dolayısıyla toprağı kısıtlı, imkanı kısıtlı ve çok kıymetli. Buradan daha büyüme imkanı yok. O yüzden dikey şehirleşmeye de çok karşı kültürel ve tarihsel olarak. Ne yapıyor? Bulunduğu alanı maksimum değerlendirmeye bakıyor. Bu hizmeti veren bir başka kurum varsa o hizmeti oradan almayı tercih ediyor. Londra'nın göbeğinde çok başarılı bir liseye çocuğu kaydettiğim zaman diyor ki ya okul çok güzel ama yüzme havuzu yok. Şimdi yüzme havuzu 200 metre ötede bir kurumda var ve bu okulla anlaşmalı mesela. Ama aile Türkiye'de o büyük topraklarda, büyük arazilerde, büyük okullara alışmış ya. Bunlara mesela adapte olması gerekiyor. Küçük imkanlara, küçük evlere. Örneğin ortalama 120 metrekaredir Türkiye'de 3 oda bir salon daire, değil mi? Burada 3 oda bir salonu 60 metrekareden büyük göremezsin. Müstakil bile olsa maksimum 80 metrekaredir, değil mi? Yukarıda 3 oda vardır. Box room falan denir hatta. Küçük odaya. Ama onunla da yaşayabiliyoruz. Şimdi o göçü yaşayan aileler diyor ki ya ben ne kadar lüzumsuz eşya biriktirmişim. Misafir takımları, misafir odaları. Burada bunlar yok mesela. Aynı şey okul sistemlerinde de geçer. Hiçbir şeyin abartısına kaçmadan ama öğrencinin verilen imkanı sonuna kadar kullanmasını amaçlayan sistemler kurulu burada. Ve çocuklar burada okula başladıktan sonra, özellikle aile Türkiye'de kalıp çocuğunu buraya okumaya gönderen ailelerde, çocuklar bunu gördükten ve yaşadıktan sonra ailelerine çok güzel anlatabiliyor o farkı. Zihnini çabuk adapte edebiliyor burada okula giden çocuklar. Evet. Zaten çocukların dediğiniz gibi daha yargıları az, duvarları olmadığı için ebeveynlerden daha kolay bir adaptasyon süreci var. Bir de sonuçta hani yurt dışı eğitimi yapan kişi çocuk olur veya anne baba geçmişte kendi yapmış olur bunu.
o tecrübeden yola çıkar. Görüyor ki vizyon çok başka, zihin çok başka ve Türkiye'de bizim geleneksel anlamda yetiştirildiğimiz, alıştığımız mahalle kültürü ve baskısı içinden gelen duygu ve düşünceleri yurt dışında yaşatamıyoruz. Bunları bir şekilde ya bir kenara bırakmak gerekiyor ya da azaltarak, küçülterek öldürmek gerekiyor ya da ikisinin arasında sağlıklı bir dengeyi bulabilmek gerekiyor. Bu çok önemli. O dengeyi size sorsam. Şimdi o dengeyi kurabilmek için her şeyden önce iki dili de çok iyi hakim olmak lazım. Eğer dile hakim olamıyorsan kültüre giremiyorsun. Kültür üzerine oturmuyor. Hep bir beden büyük kalıyor, bir beden küçük kalıyor. Rengini içine sindiremiyorsun. Modelini yakıştıramıyorsun. Ama dili öğrenince birçok şeyi atlamış oluyorsun. O yüzden benim hep tavsiyem özellikle son dönemde göçen, ailece göçen Türk aileler için anne baba olarak siz de dili öğrenin. Nasıl uçaklarda, acil durumlarda ne derler? Önce maskeyi kendinize, sonra çocuğunuza takın. Bu hayatın her yerinde çok önemli. Hep söylüyorum anneye babaya, siz de dil kursuna gidin, siz de öğrenin. Benim ailemle, benim yaşadıklarımı, sizin çocuklarınız bu dönemde yaşamamalı. Siz kendinizi kotarabilmelisiniz. O sizin hayatınız, sizin önceliğiniz, sizin şirketiniz, sizin işleviniz. Onun hayatı, önceliği, işleri, hayalleri, planları çok farklı. Bizim yapabildiklerimizi onlar yapamayabilir. İstemeyebilir de. Burada bir tercih onlara kalan. O yüzden önce dili öğrenmeleri gerekiyor. O dengeyi kurabilmeleri için. Sonra çocuklarına belli bir alan bırakmaları gerekiyor. Kendilerini bulabilmeleri için. O çocuk kendini bu iki kültürün arasında doğru konumlandırabilmesi için iki kültürü de anlaması gerekiyor. Anlayabilmesi için de kaynaşması gerekiyor. İngiliz arkadaşı yasaklayamazsın. Ya da başkasında kalma. Bizde bu çok büyük bir yasak. Hala buradaki ailelerde var. İşte hiç başkasında kalmadı. Ama Türkiye'de olsaydı gönderirdin. Niye annesini babasını tanıyorsun? Burada da anneyi babayı tanımaya git. Onlarla görüş, buluş, çaya kahveye davet et. Biraz kabuğundan çık. Get dolaşma. Tam tersi. Daha interaktif ol içinde bulunduğun toplumla. Hem sen kendin için hem çocuğun için daha sağlıklı bir yerleşme süreci o zaman mümkün olacak diye düşünüyorum. Peki sizce özlem ne demek? Benim için özlem aslında herkes için ifade ettiği şeyi ifade etmiyor. Yani Türkiye'ye özlem ya da İngiltere'ye özlem, ya da silah hasreti gibi kelimelerin benim sözlüğümde alıştığımız kalıplaşmış anlamlarda yeri yok. Çünkü ben hem her iki ülke arasında çok sık gidip geldim, iki tarafta da kuruluydum. Hiçbir şeyin hasretini çok uzun süre yaşamadım. Bu tabii ki tercih meselesi. Bir de yapı meselesi. Ben hala görüyorum Türkiye'de 40 ağaç kavununu bavula koymuş getirmiş. Gerçekten mi? Çok ciddiyim. Yani o şey bantta, bavulda o kavun patlamış, bantta suları akıyor. Havaalanındaki bavul bandında bunları görüyorum. Tereyağı getirenler, salça getirenler, bunların hepsi şey burada var aslında. Evet, ama hani bunu belki biraz daha o hasreti tatmini yaparken ya da ne bileyim daha belki ekonomik çözümler olarak düşünenler yapıyor ama bunlardan vazgeçmek lazım zamanla. Çünkü bu son dalga göçle birlikte bunları burada da üretebilmek mümkün oldu. Bir telefon açıyoruz, evimize geliyor. Evet. Değil mi o tür tatlar? Yani koli koli evimize geliyor. Bunlara gerek kalmadı. O yüzden o özlem de artık biraz daha şey yapmalı, evrim geçirmeli diye düşünüyorum. Benim için özlem ne? Yılın 10 ayı böyle kasvetli bir havada çalışıyorsam, güneşli bir havada tatile ihtiyaç duymak. Hani benim için özlem o. Ama bunun ille de Türkiye'de olması gerekmiyor. Benim görmem gereken çok farklı yerler olmalı. Tatmam gereken başka duygular olmalı. Edinmem gereken başka tecrübeler olmalı. İngilizlerin dediği bucket list olayını bilir misiniz? Ölmeden önce yapılması gerekenler listesi diye çevrilmiştir Türkiye'ye. Bucket list de kova, hani kick the bucket derler ölüme. Kovaya tekmeyi atmak. Hani idam sehpasında ayağının altına kova koyulurmuş eskiden. Kovaya tekme atılırmış. Kicking the bucket terimi oradan geliyor. Dolayısıyla bucket list o kovaya tekme atmadan önce yapılması gerekenler. Benim bucket listimdeki birçok şeyi ben çok şükür yapabildim.
30'dan fazla ülkeye gittim. Hepsinin eğitim sistemlerini inceledim. Görülmesi gereken yerleri gördüm. Hem turist olarak gezdim, hem eğitimci olarak gezdim ve keşfettim. O yüzden daha bir İngiltere'de yaşayan bir Türk olarak doyumluyum böyle şeylere. Aksine mesela hep şey söylüyorum. Her yazınızı Türkiye'de geçirmeyin. Çocuklarınızı alın İskoçya'ya gidin. Çocuklarınızı alın İspanya'ya gidin. İngilizler mesela İspanya'da tatil yapıyor. Niye? Buna bir gidin bakın. Alın çocuklarınızı İtalya'ya gidin, İsviçre'ye gidin, Amerika'ya gidin. Buradan daha kolay. Hani alternatiflerinizi yaratın. İlle her yaz 6 hafta hatta çocukların okulundan çalarak. Bu bana çok soruluyor. İşte Temmuz'un 22'si 23'ü okullar kapanıyor biliyorsunuz. Çocukları 15'inden götürmek istiyorlar. Çünkü anne dayanamıyor o hasrete. Baba dayanamıyor. İşte çok özlüyorlar. Gitmek istiyorlar. Çocukları okuldan erken almanın bahaneleri soruluyor. Şimdi bakın çok multikültürel bir ülkedeyiz. Çocuğunu erken alıp memleketine dönmek isteyen tek anne baba sen değilsin. O okul 2 hafta önce boşalırsa o eğitimin içini boşaltmış oluyorsunuz. Çocuğunuzdan ve sistemden çalmış oluyorsunuz. Bunu yapmayın o 1-2 hafta için. Geri getirirken de öyle. 1 hafta geç gelmek. Niye? Ya işte uçak biletleri çok pahalı. Ama bu sana pahalı değil sadece. Bu herkese pahalı. Bu sene bunu yaptın. Okulu bir şekilde kandırdın. Bir mazeret uydurdun. Seneye nasıl yapacaksın? Christmas'ta yaptın. Easter'da nasıl yapacaksın? Değil mi? Yani sisteme de saygı duymak gerekiyor. Sistemin içinde barışık olabilmek için. Ben hep şey diyorum bilgilere, lütfen kurallara uyalım, gittiğimiz yeri kendimize benzetmeyelim. Siz aslında kendinizden yola çıkarak birçok da farkındalığı sunuyorsunuz insanlara. Peki sizin burada arada kaldığınız durumlar nelerdi? Mesela örneğin işte bahsettiğiniz yabancı arkadaşlarda kalamamak, hani bu arada kalmak deyince size ne ifade ediyor, ne gibi durumlarla kaldınız? İlişkilerde, din konusunda, evet, din evet. Konusunda mesela arkadaşlık ilişkilerinde. Özellikle ve aile çatışmasında. Evet, yani bunlar mesela çok önemli unsurlar, çok bahsedilmeyen, üstü kapanan unsurlar, evet. Ama zamanla da burada yetişen jenerasyonda şey oluyor, yani yara oluyor bunlar. Örnek vereyim size, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı burada kutlanan dinler. Çünkü çok dinli bir toplumdayız. Okulda öğretmene Kurban Bayramı'nda gelmeyeceğim diye mektup verdiğinde annenden babandan, o bakıyor İslam takvimine, evet Kurban Bayramı doğru, gelmiyor. Ama sonra sen bunu Kadir Gecesi içinde, Mevlid Kandili içinde bahane olarak kullanırsan bu bir suistimal oluyor. İşte arada kalan şeyler bunlar mesela. Aile bunları şey yapıyor, daha çok kullanmaya götürüyor. Madem bunlara saygı gösteriliyor, bunları da yapalım gibi. Geçen de bir öğretmen arkadaşım anlatmıştı. Çocuğu bu sene gelmişler Türkiye'den. Çocuğu okulda bir mektupla gelmiş. Çok da anlayamıyorlar, okuyamıyorlar. Anne okulda Eid Mübarek varmış. Bize Cuma günü okul yok. Çocuk Eid Mübarek'in aslında hani bayramı tebrik, Ramazan bayramının kutlaması olduğunu ve o gün Müslüman öğrencilerin okula gelmemesi için izinli olduklarını evde anlamadan bu şekilde anlatmış. Aslında sistemde bize de çok yer var. Demokratik anlamda, multikültürel anlamda bize de çok yer var. Fakat bunları işte iyi öğrenip ölçülü kullanmak gerekiyor. Şeyi anlatamıyorsun mesela, sünnet düğünlerini anlatamıyorsun. Çünkü çok kabul edilen bir şey değil yani. 7-8-9 yaşında bir erkek çocuğun sünnet olması, bununla ilgili büyük partiler yapılması, düğünler kurulması, mevlütler okunması, kıyafetler giydirilmesi. Bunlar mesela burada çok şey, enteresan geliyor. Onun dışında tabii mesela yabancı bir arkadaşla kalamamak. O çok enteresan geliyor. Benim üniversitede ev arkadaşlarım İngilizdi. Onlar gelip bende kalmıştı. Annemleri ağırlamıştı hepsini ama ben gidip hiçbirinde kalamamıştım. Üniversitedesin ve bunu yapamıyorsun. Böyle bir şeylerim de var, onların da var. Ben kendi kızımda bunu uygulamadım. Yaşaması gerektiği şeyleri mümkün olduğunca tabii ölçülü bir şekilde yine ama dikkatlice yaşamasına her şekilde teşvik ettim ve öne yak oldum diyebilirim. Çünkü senin yaşadıklarından, pişmanlıklarından yola çıkarak da ona bir şeyler yaşatmamalısın. Ebeveyn olarak da bu bir revenge'e dönüşmemeli diye düşünüyorum. O
orada şey diyebilirim mesela, kızım İngiltere'de büyüdü, Türkiye'de okudu, ilkokul, ortaokul sürecini Türkiye'de yaşadı. Ama Türkiye'de native speaker olarak İngilizce kullanıyordu ve gittiği bütün okullarda İngilizce derslerinde ödev kontrolünü, ders anlatımını falan kızıma yaptırıyordu. Ama aynı şeyi burada düşünün. Burada evdeki Türkçenin gelişimi, çocukların geçirdiği Türkçe'de kalmaması gerekiyor. Gelişmeye devam etmeleri gerekiyor. Ana dillerini devam ettirmeleri için aynı anda da İngilizceyi de paralel bir şekilde geliştirmeleri gerekiyor. Sadece sokak dili, konuşma dili çok yeterli olmuyor hayat için. Peki buradaki kültürel yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki gençlerin yaşama biçimleri, yaşayış şekilleri. Siz mesela birebir sadece İngiliz kültürüyle büyümek ister miydiniz? Yok, sadece İngiliz kültürüyle büyümek istemezdim ama sadece Türk kültürüyle de büyümediğime çok şanslıyım. Benim az önce bahsettiğiniz gibi multikültürel bir yapıda Hintli arkadaşım vardı, Pakistanlı, Afrikalı, İrlandalı arkadaşlarım vardı. Okulda çok milletliydik. Hepsinden bir şeyler öğrendim. İngiltere o manada gerçekten çok ideal bir ülke. Herkesi, her şeyi, her kültürü gözlemleyebiliyorsun ve seçebiliyorsun. Porto Rikolu arkadaşın oluyor dünyanın öbür ucunda. Kübalı arkadaşın oluyor, Avustralyalı arkadaşın oluyor. Normalde Ekvator'dan arkadaşım almıştı burada. Ben mesela, çok şaşırdım. Yani Türkiye'de büyüsen yüzde kaç şansın var böyle bir imkanın? İngiltere'nin bu güzelliği var. Bu güzelliklerden faydalanmak gerekiyor. Vizyon açısından, dünya vatandaşlığı açısından, fırsatları değerlendirmek açısından. Bu sadece kültür alışverişi değil. Seni de bir birey olarak değiştiren, geliştiren, güzelleştiren bir farklılık. Ve bunu kullansın çocuklarımız istiyorum. Evet. Peki o 10 yaşında buraya ilk geldiğiniz günde ne hissetmiştiniz ve o sonradan Türkiye'ye ilk gidişinizdeki hissiniz neydi? Ben 10 yaşında geldiğimde ilk... Yani nasıl bir ülkeydi sizin için Londra? Haziran ayıydı, hiç unutmuyorum ve çok soğuktu. Türkiye'de yazlık kıyafetlerle uçağa binmiştik. Babam da o zaman telefonla anneme söylemiş, çocuklara yedek kıyafet al, hani uçak soğuk olur, işte İngiltere soğuk, yağmurlu falan diye. Geldik, direkt müstakil bir evi vardı babamın, oraya geldik ve ben böyle ilk defa apartman dairesinden müstakil eve geliyorsun. Böyle evin içinde merdiven olmasını çok yadırgamıştım o zaman. Ve 3 gün aralıksız yağmur yağdı ve sokağa çıkamamıştık. Ben o 3 günün takvimini kaybettiğimi hatırlıyorum. Ayın kaçıydı ya? Bugün kaçı oldu? Yarın kaçı oldu? Böyle evde şey vardı hatta. Türk camisinin verdiği takvim vardı. Yaprak yaprak sökülen. Oradan takip etmiştim. Sonra ilk Türkiye'ye gitmemiz 2 sene sonra oldu. 13 yaşındaydım. Tabii İngilizceyi sökmüşsün. Kılık kıyafetin, işte benim bakış açım, bir şeylerin değişmiş falan. Gittiğinde gördüğün arkadaşların, akrabaların, çevren bıraktığın gibi. Herkes sana çok değişmişsin diyor. Ama sen insan olarak aynısın ama görüntü belki. Yerinin bir bakış açısı biraz değişik. Çok yadırgandığımı hatırlıyorum çocuk olarak. Bir de benim annem babam uzun boylu. Benim de boyum o dönem çok artmıştı. Sanki böyle İngiltere yaramış muamelesi yapılmıştı bana. Çok komikti. Aa, bu kız çok uzamış. Çok smak yerlisin. Çok yağlı bir ayo esprileri yapılmıştı. Onları hatırlıyorum. Ama hala ailede en uzun boylu kadınlardan biriyim ama yani bu şey yine bakış açısı. İngiltere nasıl? İnsanları soğuk mu? İngiltere'ye karşı ön yargılar Türkiye'de ya çok fazla. Ya da şey, hani çok fazla burada işte para, hani sanki çeşmelerden para akıyormuş mentalitesi. O konuda annemin esprisi vardı. Ağaçlarda büyüyor, sabah kalkıp topluyoruz. Bizim işimiz ağaçlardan para toplamak derdi. Evet, o bakış açısı da var. Yani maalesef ekonomide böyle bir dengesizlik olduğu sürece o dönemde de vardı. Şimdi de olacak. Yani değişen bir şey yok. Halbuki bu ülkede enflasyon yaşamadığımız için şimdi bakıyorum annemin babamın benim çocukluğumdaki kazançlarıyla benim şimdiki kazancım arasında çok büyük bir fark yok birim olarak. Ama Türkiye'deki karşılığı çok başka. Aynen öyle. Burada enflasyon çok düşük. Maaşlarda o yüzden zaten artmıyor gibi bir şey. Bir de ben üniversiteye gittiğimde bu ülkede o zaman üniversite ücretsizdi. Üstüne bize para veriyorlardı. Aa, öyle süpermiş. O dönem bayağı şanslı bir dönem.
vermiş. Aslında bahsetmiştiniz. Evet. Ben 97'de lisanstan mezun olduğumda ilk University Grant dediğimiz bize üniversite için verilen parada ilk %10'luk kesinti başladı 97'de. Her yıl %10-10-10 sıfırlanana kadar o gitti belli bir süre. Ben hatırlıyorum, üniversitede bana verilen parayla ben yurt kiramı, geçimimi ve Londra'da aileme gittiğim çok paramı rahatlıkla ödüyordum. Çok rahattı yani o şeyler, miktarlar, o paralar. Ama şimdi tabii ki bu yok. İngiliz vatandaşları da belli bir miktar ödemek zorunda. Öğrenci kredi sistemi çıktı. O kredi sisteminde kalifiye olma zorunlulukları, şartları var. Çok fazla ailelerin endişe duyduğu. Çünkü meblağlar yüksek ister istemez. Yabancı öğrenci sayısı arttı. İngiltere uluslararası eğitim sektöründe ciddi bir konuma ve paya sahip. Ve bunu da büyük bir sektör olarak da kullanıyor. Büyük bir gelir kapısı. Çünkü sadece eğitim ihraç etmiyor, eğitim satmıyor. Kültür de satıyor. Ülkesine turizm geliri de getiriyor. Öğrenci geliyor, sadece okula para vermiyor ki. Kira ödüyor, fatura ödüyor, vergi ödüyor, yol parası ödüyor. Annesi babası onu görmeye geliyor. Otel parası ödüyor, uçak parası, vize parası derken bir öğrenciden bayağı bir para kazanıyor bu ülke. Dolayısıyla da büyük hedefler koyulmaya başladı. Bunun da üniversitelere maddi getirileri de oldu. Sistem çok değişti benim zamanımdan bu yana. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye'den talep çok arttı. Türkiye için İngiltere çok ciddi bir destinasyon. Evet, istemese Amerika'ya daha fazlaydı. Şu anda İngiltere daha yoğun insanların geldiği. İngiltere ile ilgili en büyük cazibe anne baba açısından yakın olması. Neredeyse aynı zaman biriminde olmak, 2 saatle. Aynı gün içinde bir şey olursa ulaşabilme rahatlığı. Halbuki bir şey olsa ulaşana kadar biz burada çoktan hallediyoruz. Allah'a şükür bir şey olmuyor ama o güvenceyle İngiltere her zaman hep tercih edildi. Bir de şu var. İngiltere eğitim kalitesi açısından, üniversitenin 3 yıl olması açısından, master'ın 1 yıl olması açısından da daha verdiğinin karşılığını, yaptığınız yatırımın karşılığını veren ülke aslında. Amerika'ya kıyasla, diğer ülkelere kıyasla. Artı bir de son dönemde mezuniyetten sonra ekstra oturma izni, çalışma izni, iş kurma izni gibi ekstra faydaları da oldu İngiltere'de yüksek öğrenenler, yüksek öğrencileri. Bu da tabii ki cazibeyi artıran unsur. Evet. Gitmek mi kalmak mı diye soracağım ama siz zaten tercihinizi yapmışsınız değil mi? Ben gittim de aslında. Gittim de geri geldim. Yani çok komikti. Ben burada büyüdüm. Eşimle burada tanıştım. Ve o burada lisan öğrencisi. Sonra yüksek lisans yaptı. Sonra ailesi Türkiye'ye geri çağırdı. Biz burada tanışmıştık. İşte Türkiye'ye yerleşim baskısı var üzerimizde. Oraya döndük. Orada yaşadık. Ve ben evliliğim boyunca İngiltere'de, Türkiye'de yaşadım. Geri gelme tercih oldu. Ben kaç yıl yaşadım? 17 yıl yaşadım. Ama o 17 yıl içinde de gene iki ayağım hep İngiltere işlerimden dolayı. Gene iki ülke arasında yaşadım ama hani main adres gene Türkiye gözüküyordu o arada. Şimdi gitmek mi kalmak mı sorusunun cevabını ben buraya gelirken verdim. Aslında benim için İngiltere'ye gitmek olmadı. İngiltere'de kalmak oldu orada. Ben aslında İngiltere'de kalmalıymışım. Türkiye'de geri dönmek, denemek, bir şeyleri yaşamak aslında hataymış. Çünkü buraya çok alışmışsın. Buradaki sistemde büyümüşsün. Buradaki sistemi içselleştirmişsin. Bu kafa yapısıyla Türkiye'de yaşayamadım. Neler zor geldi size? Neler zor geldi? Mesela şirketimi kurdum diyelim. Ve şirketimi kurduğumda insanlar bana hayırlı olsun, bol kazançlar yerine neler söyledi biliyor musunuz? Çok enteresan şeyler diyor. Tahmin ederim. Batarsan eşin çalışıyor. Hani kadının gelirine, kadının kendi ayakları üzerinde durma talebine, ihtiyacına, hırsına, isteğine bir kendi saygı yoktu. Buna bir saygı yoktu.
Sivil toplum kurumlarında, kuruluşlarında çok çalıştım. Ve orada belli bir yerden sonra iyi niyetimin sömürüldüğü, maddi gücümün sömürüldüğü noktalara geldi. Bu aile içinde huzursuzluklara yol açtı. Çünkü sen ne kadar iyi niyetle topluma faydalı olmak istiyorsun ama karşındaki ne kadar iyi niyetle bunu alıyor ya da ne kadar farklı planları var seninle ilgili bilmiyorsun. Çünkü senin kafa yapında o hinlik yok. Buradaki mentalite de aslında insanlar filtre çok temiz. Aynen. Ama Türkiye'de böyle değil. Yani bir sürü yardım kuruluşu, kurumu çok farklı amaçlarla yapılıyor. Siyaset çok farklı amaçlarla yapılıyor. Bunun biraz ucundan tutayım, kadın eğitimleri yapayım dedim. Çok saçma sapan engeller çıktı önüme. Ve şunu fark ettim. Kafa yapısı batılılaşmış insanların o oryantal kültüre geri dönüşü yok. Benim için o geri dönüş çok büyük bir başarısızlıktı. İş anlamında söylemiyorum. Özel hayatımda çok büyük bir başarısızlıktı. Keşke diretseydim, burada kalsaydım, burada devam etseydim, işlerimi yine buradan devam ettirseydim. Ama her şey bir tecrübe gözüyle bakıyorsun. Şimdi benim tavsiyem hep böyle bir şey yaşamak isteyen insanlara burayı kapatma diyorum. Burası kalsın. Burayı asla kesme. Buradaki hiçbir şeyinden vazgeçme. Git dene. Benim gibi, benim jenerasyonumda deneyerek geri gelen çok arkadaşım var. Bizim yaşlarımızda da öyle. Yani gerçekten hani burada yapamayıp ilk bir arada kalıp dönüp sonra tekrardan vazgeçip tekrardan burayı. Ya çünkü burayı alışan, mentaliteye alışan, bakış açısına alışan Türkiye'ye döndüğündeki o korna sesi bile zor gelebiliyor. O bana çok ağır geliyordu o gürültü. Yani o korna, trafikteki trafikteki kargaşa. Şimdi aklıma geldi. Arabanın içinden insanların böyle birbirini tikinlemesi. Ya hiç unutmuyorum, bir gün karşıdan karşıya geçiyorum ışıklarda. Camı açtı, arabasını yıkatmış. Hani araba yıkamacılarda kağıt koyarlar ya ayağın altına. Onu böyle buruşturdu, trafik ışıklarını dışarı attı. Ben de aldım yerden, camdan geri içeri attım. Kağıdı. Bunu dedim eve götür. Böyle şeyler yapıyordum. Bu da benim eşimi dostumu rahatsız ediyordu. Ya karışma. Bu kadar sivri olma. İnsanların hayatına karışma. Ama öğretmek gerekiyor. Göstermek gerekiyor. Bunların rahatsızlığını söylemen gerekiyor. Apartman dairesine yerleştik ilk Türkiye'ye döndüğümüzde. Ben karnım burnumda hamile asansördeyken elimde sigarayla asansöre binen ve bundan rahatsız olmayan adam vardı o apartmanda benle yaşayan. Bu gibi şeyler batıyorsun. O medeniyetsizlik batıyor aslında. Kapısının önüne çamaşır makinesini koyan ve aylarca bekleten komşuların var mesela. Yani niye burada? Bozuk. Atsana, niye burada? Atamıyorum. Eskiyi, kırığı, döküğü bir şekilde onunla öyle yaşıyorlar. Ve böyle şeyler beni çok rahatsız ediyor. Pazara gittiğinde pazarcılarla diyaloglardan tutun. Çevrenin sana bakış açısı, kılığından, kıyafetinden, oturup kalkmandan, eve geliş saatlerine kadar çalıştığın işten geldiğin halde ya da iş seyahatlerinle alakalı, ki özellikle benim sektörümde fuarlar, konferanslar, üniversite ziyaretleri, okul ziyaretleri çok fazla. Böyle şeyler bile hani kadının çalışma hayatının unsuru olarak görülmüyordu. Sanki aile yapısını bozan, parçalayan faktörler olarak değerlendiriliyordu. Mahalle baskısı bitmeden, bu önyargılar bitmeden ben bizim kafa yapımızdaki insanların Türkiye'de, kadınların özellikle Türkiye'de çok mutlu olabileceği düşünüyorum. Evet. Peki burada böyle hoşunuza giden ve böyle hoşunuza gitmeyen neler var? Burada benim en sevmediğim şey içki tüketiminden sonraki davranış biçimleri beni çok rahatsız ediyor. Yani bana da çok gayrimedeni geliyor. Benim şu anda oturduğum evim ana cadde üstünde ve caddenin üstünde birkaç tane pub var. Ve o publar dağıldığında uykudan uyanıyoruz. Saatlerce bitmesini, dinmesini bekliyoruz o gürültünün. Buna gerek yok. Yani içkini efendi gibi içebilirsin. Ama nedense böyle bir çok loud bir sarhoşluk kültürü var burada. Dağıtmak, rahatsızlık vermek, otobüs duraklarını kırmak, çöp bidonlarını devirmek gibi böyle bir serserice hareketler çok makul karşılanıyor ve sanki olması gerekiyormuş gibi geliyor ve bir şey yapamıyorsun, diyemiyorsun, şikayet edemiyorsun. Bu bana çok ters geliyor. Buna hiç gerek yok böyle bir içki kültürüne.
maalesef uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlarda var ve çok normal. Bu Avrupa'nın genelinde var. Şimdi bana benim yapımda, benim kültürümde bir kadının belki dile getirmemesi gereken bir şey. Belki birileri bana bireysel özgürlüklere karşı mısın diye parmak sallayabilir ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Faydasını gören de görmedim. Çevremde kullanan çok fazla. Ben kendimin çok steril yetiştirildiğini düşünüyorum. Kızımı da bu anlamda çok steril yetiştirdiğimi düşünüyorum ama keşke hani bunun zararlarıyla ilgili daha bilinçli olunsa, bu bireysel özgürlüklerin sonucunda toplumun geneline verilen zararlar da aslında göz önünde bulundurulsa. Bu ikisinden ben rahatsızım. Bu tabii benim kişisel rahatsızlığım değil bence. Evet, Batı'nın şu anda zaten gençliğiyle ilgili ciddi çalışmaları ve sıkıntıları var. Ve maalesef bizim çocuklarımızın içinde de o yönde kayan çok var. Evet. Yani kendini bulamamış, aileden kaçan, işte evdeki sıkıntılarını bu yollarla atlatmaya çalışan, arkadaş, akran baskısıyla bunları deneyen, o yaptı ben yapmazsam beni dışlayacaklar endişesi yaşayan, bir kereden ne olur diye başlayan ya da sigara kadar zararlı değil diye bunu savunan o kadar çok çocuğumuz var ki. Anne baba olarak çok dikkatli olmak gerekiyor. Hep ebeveynlere söylüyorum, çocuklarınızı incitmeden, onlara fark ettirmeden kıyafetlerini koklayın, çantalarını karıştırın, eşyalarına bakın, ceplerine bakın, paralarını nereye harcadıklarına bakın. Bu yollara bulaşmalarını baştan önlemeye çalışın. Asla ve asla baskıyla değil ama takiple, yakın ve sıcak ilişkiyle bunların önüne geçilebilir. Peki burada kendinizi ikinci sınıf vatandaş olarak hiç hissettiniz? Hiç hissetmedim. Ya. Hiç hissetmedim. Niye hissetmedim? Çünkü kendimi öyle görmedim. Böyle bir ezik duygu, böyle bir baskı kültürü içinde olmadım. Kendimi bir İngiliz sınıf arkadaşımdan veya bir İngiliz iş arkadaşımdan farklı görmedim. Az görmedim kendimi. Eşit gördüm hep. Ve kendime o öz saygıyı sunduğum sürece çevremde de, içine girdiğim toplumlarda da aynı şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. Bu biraz da kendinizle ilgili, kendinizle alakalı. Bardağın dolu tarafına bakmak da var, boş tarafına bakmak da var. Bir de böyle bir şey yaşıyorsan bu asla sana has bir şey değil. Örneğin ırkçılık örnekleri her yerde duyuyoruz. Ama ben İngiltere'nin bu konuda Avrupa'nın diğer ülkelerinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok daha ileride olduğunu düşünüyorum bu konuda. Daha hassas olduğunu düşünüyorum. Ve burada yaşayan yabancıların da bence bu manada çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ülke, sonradan gelen hiç kimseye kendi içinde doğmuş, büyümüş, yaşamışlar kadar hemen bir anda kucak açmaz. Sen onlara kendini getirdiğin, sunduğun zaman sen onları ne kadar kucakladığınla da eşit orantıdadır senin onlardan gördüğün kabul. Sen onlara hep tukaka dersen, hep bir şeyleri kötülersen, hep bir şeyleri dışlarsan, kendin entegre olmayı reddedersen onlar da bir yerden sonra seni kabul etmeyecektir. Bu da dünyanın her yerinde olan bir şey. O yüzden kendi bakış açını açık tuttuğun zaman ikinci sınıf vatandaşlık denilen şeyi yaşamıyorsun. Ben hiç yaşamadım. Ama şu var, bunu özellikle söylemek istiyorum. Dinleyicilerim içinde velilerim olacak. Çocukları bu ülkede bunu yaşamış olanlar olacak. Bullying, akran zorbası bu ülkede büyük bir sorun. Ve bu maalesef geçmişten gelen klas sisteminin bir sonucu. İşte üstün ailelerin, çocuklarının, küçük işte maddi durumu iyi olanların, aristokrasi ailelerin, diğer ailelerin çocuklarına yaptıkları bazı bir takım hoş görünmeyen davranışlar, fiziki baskılar, psikolojik baskılar gibi. Bunları ben de yaşadım okulda ve bunu bana yapan, mesela ortaokulda bunu bana yapan Kıbrıslı bir Türk'le Pakistanlı bir kızdı. Okulda bana tekme atıyorlardı ve benim ayak bileklerim kanlar içinde eve geliyordum. Böyle birkaç hafta sürdü. Bunu çok samimi söylüyorum. İngilizce bilmedim, öğrenmedim. İlk seneydi. Ve bir başka Türk arkadaşım öğretmene şikayet etti. Arkadaşım bully ediliyor. Arkadaşım böyle bir şeye uğruyor diye. Bunu yapan çocuklara bakıyorsun, onlar da göçmen çocukları. Yani sadece İngiliz'in Türkiye ya da ne bileyim Afrikalı'ya yaptığı bir şey değil bu. Göçmen ailelerin çocukları da bunu yapıyor, yaşatıyor, yapabiliyor. Oradaki eziklik, oradaki evdeki o çocuğa verdiğiniz bakış açısı, o çocuğa pompaladığınız ırkçılık duyguları, bunların hepsi ona katkıda bulunuyor. Siz çocuğunuzun okulda bully görmesini istemiyorsanız, siz de topluma çocuğunuzu da kendinizi de o derecede açmak zorundasınız.
kimseden sakınmadan, kimseyi farklı görmeden kabul etmek zorundasınız. Aslında sistem yani dünyanın her yerinde aynı. Bugün Türkiye'de de yapılıyor. Mesela işte birinci sınıf diye nitelendirelim. Aristokrat ailenin gittiği bir okula işte atıyorum Alevi bir ailenin çocuğu ya da Kürt bir ailenin çocuğu geldiğinde orada da aynı sorun oluyor. Akran zorbalığı. Şimdi burada da aynı şey. Aslında dünyadaki bütün sistemler bir şekilde aynı. Bizim belki de orada işte orada ailenin farkındalığı, çocuğun ne kadar yanında olduğu, çocuğun da kendi farkındalığı önemli. Bunun nasıl üzerine gittiği, bunun çözüm yolları da çok önemli. Okul nasıl yaklaşıyor? Aileler nasıl yaklaşıyor? Bununla ilgili ne tür destekler var? Ve hangi yollara başvuruluyor? Onların hepsi ileride bunların travma olmadan önlenmesine yardımcı olur aslında. Ve maalesef son dönemde daha çok kız okullarında görüyoruz bu durumu, bu akran zorbalığını. Çünkü kızlar sosyal medyadan çok daha fazla etkileniyor. Görüntüleri itibariyle her şeyden beri. Saçının renginden tutun çillerine, ergenlik sivilcelerine, gözlük takmasına, kaşının modeline kadar her şeyi en yakını tarafından mercek altında inceleniyor. Çünkü karşılaştırdıkları sosyal medya modelleri var ellerinde. Sürekli akan bir akış var. Görsel ezber var. Aynen. Ve hepsi birbirine benziyor bu görsel ezberi. Uzun çeneli, böyle bir at kemik yapısına sahip, evet. İşte kuvvetli bir çene kemiği yapısı, işte dik burun, evet. Siyah saçlar, ortadan ayrılmış, upuzun, kocaman kalın dudaklar derken yani herkes tek tip, evet. Ve bu çok şey olmuyor açıkçası. Kızlar üzerinde çok da olumlu etki yaratmıyor. Erkeklerin o kadar sosyal medyadan etkilerini söyleyebilirim. Peki yani siz burada zaten işte aile yapısında hep işte Türk yemekleri, Türkçe konuşma. Peki siz mesela zaten bu hisse doymuştunuz. Hiç şey diyor muydunuz yani evde keşke İngilizce konuşsak, annem işte İngiliz yemekleri yapsa gibi bir duygu durumu oluştu mu sizde? Onu kendi ailemde yaşamadım ama hani anne baba tarafımda yaşamadım ama ben kendi evliliğimin içinde çok yaşattım bunu. Türkiye'ye taşındığımızda sürekli İngiltere'den belli ne bileyim baharatlar, karışımlar götürüp oradaki Türk arkadaşlarıma pişirirdim. Köriler, fayitalar, kızarmış ellimler ne bileyim böyle. Burada gördüğümüz şeyleri ben Türkiye'de evde yapardım çok sık. Ve bunları denetirdim etrafıma. Çok da hoşlarına giderdi lazanyalardı. Ne işte aklınıza ne gelirse burada gördüğünüz. Elmalı tartlardı vesaire yapardım. Sanki böyle bir nevi hani buradaki güzellikleri oradaki hayatıma da taşıyor gibi oldum. Nasıl buradaki Türk aileler Türkiye'deki güzellikleri buradaki hayatlarına taşıyorlar. Eşe dosta ikram ediyorlar. Aynı şeyi ben tam tersini Türkiye'de yaptım. Buradan şey götürdüm. Burger sosları götürürdüm mesela. Nandos sosları götürürdüm. O zaman Türkiye'de yoktu. Onu ister istemez galiba biraz şey olarak yapıyorsun. Özlüyorsun da. Ben mesela Türkiye'de ilk gittiğimizde şey yoktu. Ben İngiliz kahvaltısını çok seviyorum. Full English breakfast denilen şeyi çok seviyorum. İşte kızarmış domatesli, mantardı. Bunları Türkiye'de yapıyordum kahvaltıya full English breakfast. Yapıyordum ama beans eksik kalıyordu mesela. Buradan beans götürüyordum. Sonra Migros getirmeye başladı beans. Heinz beans falan. Gidip oradan alırdım falan. Şeyleri yaşatırdım yani belli. Peki Türkiye'li arkadaşlarınızla yabancı arkadaşlarınız arasında ne gibi aynılıklar ve farklılıklar var? Zannediyorum Türkiye'li arkadaşlarımla yabancı dediğiniz buradaki İngilizlerden bahsediyorum. Çünkü onlara yabancı demek istemiyorum. Yabancı biziz. Orada doğru terminolojiyi seçmek lazım. Türkiye'li arkadaşlarımla bir araya gelme şeklimiz tamamen yeme içme üzerine. Ama İngiliz arkadaşlarımla, Pakistanlı arkadaşlarımla, İtalyan arkadaşlarımla sadece içme üzerine. Ya kahve içiyorsun ya içki içiyorsun. Arada olursa bir iki nibble hani ne bileyim crisp, bisküvi falan gibi şeyler oluyor ama Türklerle tamamen sofra kurma. Daha uzun randevular. Ama bir İngilizle işin varsa o randevun yarım saat sürüyor ve bitiyor. O yarım saat içinde o işi hallediyorsun. İyi temennilerle ayrılıyorsun, bitiyor. O iş bitiyor.
bitiyor, o görüşme bitiyor ve sonuçlandırılıyor. Ama Türk'le bahane onun çocuğunun okulu diyelim. Zaten benim velilerim zamanla hep arkadaşım oluyor. Ve bizim görüşmelerimiz artık iş görüşmesinden çıkıp ailecek bir araya gelmelere, yemeklerde buluşmalara gidiyor. Zaten çocuklarını bana gönderen aileler mutlaka İngiltere'ye geliyor ve benimle bir şehir turu, bir müze turu yapmıyorlar. İşte şurada buluşalım dedikleri yer aslında bir yemek ortamı. Öyle farklılıklar. Sosyal yaşantıda çok farklılıklar. İş olarak da şöyle söyleyeyim. Bizde çalışma kültürü Türk insanında çok uzun saatler ve çok yoğun bitiriyor. Ama İngiliz arkadaşlarımda, diğer arkadaşlarımda sabah başlangıç saati belli, akşam bitiş saati belli. Oradan 5 dakika öteye taşıyamıyorsun işi. Ve ona kendimi ben o kadar alıştırdım ki Türk ailelerine bunu kabul ettirmekte zorlanıyorum. Mesela cumartesi gecesi 11.30'da, pazar gecesi 10'da bana yazan, çok doğalmış gibi sorular soran, danışanım olmadığı halde bana çocuğunun karnesini gönderen, belgelerini gönderen, okuldaki sıkıntılarını anlatan ve WhatsApp üzerinden buna cevap bekleyen, hani o profesyonellikten uzak bir çevrem var Türklerde. Şikayet ediyor muyum? Bazen. Bazen anlayış istiyorum. Ama işimin gereği o ailelerin endişelerini de anlıyorum. Ve eğer benim buraya getirdiğim bir öğrenciyse zaten sorumluluğunu üstleniyorum. Ama benim öğrencim değilse de anlayış bekliyorum. Peki bu sizin için bir ihtiyaç mı? Mesela burada sadece işte İngilizlerle, Afrikalılarla, Pakistanlılarla, Hindistanlılarla, işte diğer kültürlerle, Türk kültürü harici çalışmak ister miydiniz ya da arkadaş olmak ister miydiniz? Bu sizin için hep bir ihtiyaç oldu mu? Bu benim doğal ortamım aslında. Yani bu benim bilinçli bir şekilde ihtiyaç olarak yarattığım bir şey olmadığı gibi ittiğim bir şey de değil. Yani sırf Türklerle olayım, sadece Türklerle çalışayım diye bir ilkem olmadı. Tam tersi, benim dünyanın her yerinden öğrencim ve müşterim var. Benim Meksikalı var, İtalyan var, Dubai'li var, Özbek var, İranlı var. Dünyanın her yerinden müşterim var benim, öğrencim var. Sonuçta beni 22 senedir danışman olarak tanıyan birileri birilerine mutlaka söylüyor. Reklamla müşterim benim belki milyonda birdir ama referansla müşterim %100'dür. O yüzden şeyi ayırmıyorum. Yani benim özel hayatımda veya iş hayatımda şunlardan bu kadar, bunlardan bu kadar olmalı diye ayırmıyorum. Tam tersi, böyle olmazsa ben var olamam bence. Böyle olmalıyım. Hem işim gereği, hem karakterim gereği, hem yaşam tarzım gereği böyle olmalıyım bence. Böyle de faydalı olduğumu hem düşünüyorum. Hem Türkçe hem İngilizce sizin bir şekilde doğal ortam. Aynen, aynen. Ya ben şeyi çok net görebiliyorum. Her iki dilde de çok net düşünebildiğimi, her iki dilde de çok net işleyebildiğimi, her iki dilde de çok net yaşayabildiğimi, bazen günlerce Türkçe konuşmadığım oluyor. Bazen de günlerce İngilizce konuşmadığım oluyor. Ve ikisini birbirine asla karıştırmıyorum. Peki, siz kendinizi buraya ait hissediyorsunuz. Evet. Neler eklemek istersiniz deneyimlerinizden? Neler eklemek isterim? Bir kere ailelerden öncelikle tavsiye olarak bir şeyler eklemek isterim ki çocukları küçük gelen veya çok kritik dönemde gelen aileler var şu son süreçte. Onların eğitimleriyle ilgili lütfen hiçbir şeyi okula bırakmayın. Kendiniz de müdahale etmeyin ama profesyonel yardım alın, danışmanlara sorun. Çünkü sistemi bilmiyorsunuz, öğrenene kadar çok zaman kaybedeceksiniz. Çocuğunuz çok zaman kaybedecek, kritik yaşlar var. Ve her şey bir sistemin içinde bir çarkı döndürüyor. İngilizce olmadan şunu yapamıyorsun, bu olmadan bunu yapamıyorsun burada. Basamak basamak ilerliyoruz. O yüzden parayla satın alınacak şeyler de değil bazı şeyler. Zaman çok önemli. O zamanı doğru yönetebilmek için de lütfen bir danışmana danışsınlar. Çocuklarının da kendilerinin de zamanını boşa harcamasınlar. Benim kendi kişisel tecrübelerimden yola çıktığım bu. Bir de lütfen Türkiye'deki ebeveynlik geleneklerini, ebeveynlik özelliklerini buraya taşımasınlar. Oradaki çocuk bambaşka bir sistemin ürünüydü. Bambaşka bir sistem içinde ölçüldü, değerlendirildi, notlandırıldı. Sen o sisteme göre bir veliydin. Şimdi buraya getirdiğin çocuğun bambaşka bir sistemin içinde bambaşka bir aday, buna göre ölçülecek, değerlendirilecek, notlandırılacak
sen buradaki sisteme göre değerlendir. Bana göre şey çok yanlış. Ya bu çocuk Türkiye'de matematikten 100 üzerinden 100 alıyordu. İşte sosyolojide sınıf birincisiydi. Burada nasıl oldu da böyle oldu? Dersin içeriği, sistemin ölçüm yapısı ya da kriterleri, ulusal eğitim çerçevesi, her şey çok başka. Asla karşılaştırmasınlar. Tecrübelerimden yola çıkarak bunlar olur. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Siz 10 yaşında buraya geldiniz ve işte kendi ailenizden kültür ve vizyon olarak o kabın içinden çok farklı bir fülya oldunuz benim gözlemlediğim kadarıyla. Siz nasıl bunu başardınız? Biraz ondan da bahseder misiniz? Çünkü bunun tam tersi örnekleri de gözlemleyebiliyoruz. Ve belki birilerine ufak da olsa bir ışık olacak. Evet. Burada şöyle bir şey zannediyorum. Bana çok yardımcı oldu. Annem babam evin birçok yükünü başta da söylediğim gibi belki isteyerek, belki bilerek, belki de mecburen bana yükledikleri için çok hızlı büyümek zorunda kaldım, dedim ya. O beni fazla olgunlaştırdı ve farkındalığımı ve bilincimi çok artırdı. O bilinçle, hareketle kariyerimin yönünü, yaşantımın kararlarını, işte benim geleceğe dair planlarımı kurabildim. Fakat her çocuk aynı değil. Her şeyi çocuğun eline veren anne baba, çocuğunun zamanla o elini kullanmasını engelliyor. Bunu anlamaları gerekiyor. İşte mesela elmayı soyarak çocuğa veriyorsan sürekli, o çocuk elma soymayı öğrenmiyor ki. O elmayı sadece yiyor. Birisi hayat boyunca ona elmayı soyup vermesini bekliyor. Halbuki o çocuğa elmayı soymayı bir kere gösterip bir devamında onun yapmasını istediğin zaman elma soyma becerisi gelişiyor. O yüzden zannediyorum o farkındalık, o bilinç bende çok erken yaşta oluştuğu için böyle bir yaşantıya, böyle bir çift dünyaya, çift dünya görüşüne, çift kimliğe sahibim ve bunlarla çok mutluyum. Yani hem Müslümanım diyorum, hem Türk'üm diyorum, hem İngiliz'im diyorum, hem Avrupalıyım diyorum. Ve benim için şu anda birisi bana dese ki inşallah Japonya'da yaşayacaksın önümüzdeki 5 sene, bu beni hiç gocundurmaz. Kalkar giderim seve seve. Atlar giderim. Merak ederim, öğrenirim, araştırırım, geliştiririm ve anlatırım da. O yüzden herhalde o bilinci erken yaşta aşılamak çok önemli. Çocuklarımızın kendi becerilerini, kendilerinin kullanmasını sağlayabilmeli. Hani bunu benim ailem beni hiçbir şekilde yapmamış. Lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama hani farkındalığımız yüksek. Evet. Belki de. Evet. Ya da bir yerden o aşılmış. Ya aslında kaslarınızı kuvvetlendirmişler sizi. Evet, evet. Şimdi bir belki bilmeyerek yaptılar ama yapmışlar. Şimdi sinir bilim uzmanım bir arkadaşım der ki çocuklara çok iyilik yapan anne baba aslında çocukların en büyük kötülüğü yapan kişilerdir. En yakınından zarar görüyor çocuklar. Çünkü o anne baba o aşırı korumacılıkta çocukların birçok yetisini elinden alıyor. Halbuki biraz hayatın içine atsalar, içseler çocuk yüzmeyi de öğrenecek, çabalamayı da öğrenecek. Amerikanların bir sözü var. If you want to learn to swim, you've got to jump in the water. Eğer yüzmeyi öğrenmek istiyorsan atlayacaksın, atılacaksın. Usta da öyle öğretiyorlar yüzmeyi. Aynen, aynen. Yani atacaklar seni suya ve sen çırpınacaksın. Sonra seni atıyorlar derin suya. Evet, yani burada da şey o bence. Felsefe o olmalı bence. Bir de şu var. Üniversite yıllarımda yaptığım bir araştırmada karşılaşmıştım bu cümleyle. Yazarın ismini şimdi hatırlamıyorum ama o gün bugündür benim kulağımda hep küpe kaldı. Önce İngilizcesini söyleyeyim. Sonra birlikte çevirelim. Diyor ki yazar, living away from home makes you strange, not a stranger. Home becomes strange, living away does not become home. Gurbette yaşamak seni garip kılıyor, yabancı değil. Yani sen yabancı değilsin aslında, sadece garipsin. Ama ondan sonra sıla yabancılaşıyor sana. İçinde bulunduğun ülkede asla home olmuyor, asla yuvan olmuyor. İkisinin arasında kalıyorsun. Evin de yabancı diyor. Geride bıraktığın yer de yabancı oluyor. Oraya da uyumunu kaybediyorsun. Geldiğin yere de uyum sağlayamazsan çok arada bir hani strange oluyorsun, garip oluyorsun. Bunu anlatmaya çalışmış. Ve uluslararası ilişkilerde çok üzerine düşünülen bir konuydu bu. O zamandan beri bende çok şey yarattı, bir etki yarattı. Hep düşünürüm bunu. Kendimde bunu minimize etmek için galiba iki ülkenin kültüründe hep eşit dengede tutmaya çalıştım. Türkiye'nin de güzelliklerini burada kutluyorum ve yaşıyorum. İngiltere'de
yönlerini ve güzelliklerini Türkiye'de kutluyorum ve yaşıyorum. Ve bu bana çok daha dengeli bir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlıyor. Dünya vatandaşı olma mentalitesi. Galiba. Çok teşekkür ederim Fulya Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. Hikayenizi açık bir şekilde paylaştığınız için çok memnun oldum. Rica ederim. Ben ilk defa böyle anlatıyorum. Ben de vay be falan diye. Hiç düşünmedim uçaktan ilk indiğim gün neleri hissettim, neleri biliyorum, neler yaptım ama şimdi güzel bir şey oldu. Nostalji oldu benim için. Aynen. Çok sağ ol. Bir hafıza oldu. Teşekkürler.